Herkese merhaba. Bu hafta 25 ve 31 Mart haftasını konuşacağız siz sevgili oğlaklar için. Ve 25 Mart'ta pazartesi günü bir ay tutulmasıyla başlıyoruz. 5 derecede terazi burcunda gerçekleşen bir ay tutulması. Bu da kariyerinize odaklanmanız gereken bir döneme işaret ediyor zaten. İş hayatınızda bir defa yeni bir sayfa açmaya hazır olun. Örneğin böyle uzun zamandan beri beklediğiniz bir terfi haberiniz varsa işte onu bu hafta alabilirsiniz. Ya da hayalinizi kurduğunuz bir iş teklifiyle de karşılaşabilirsiniz. Şimdi bu süreçte belki de bir iş yemeğinde karşılaşacağınız güçlü bir pozisyonda olan birisi size kariyer yolculuğunuzda çok önemli bir mentorluk da yapabilir. Bu tutulmanın getirdiği zaten değişim ve dönüşüm sadece iş hayatınızda sınırlı kalmayacak sevgili oğlaklar. Plüton'un da çok olumlu açısı var. Maddi kazançlarınızla ilgili yeni fırsatların kapısı sizler için aralanacak artık. Mesela bir ek iş olarak başladığınız belki bir hobi projeniz beklenmedik bir şekilde kazanca dönüşebilir. Bir başka örnek vermem gerekirse mesela belki de borsa yatırımlarınızda gösterdiğiniz cesaret ve stratejik hamleler bu dönemde sizler için meyvelerini verebilir sevgili oğlaklar. Aynı zamanda Venüs ve Jüpiter'in böyle karşılıklı bir etkileşimi var. Bu da sosyal hayatınızı canlandıracak demektir. Yeni aşklar kapınızda diyebilirim. Eğer kalbiniz boşsa ve bir arkadaş grubu etkinliğinde karşılaşacağınız biriyle gözlerinizin içine bakarak sohbet etmek ve kalbinizin atışını hızlı çarpmasına neden olabilir. Şimdi ilişkisi olan oğlaklar içinse tabii partnerinizle olan birlikte alacağınız aslında evlilik kararı gibi önemli bir adım da gündeme gelir. Ama tabii ki bunu söylüyorum. Nisan'ın ilk haftası bir Merkür retromuz var. Bir retro sürecine giriyoruz. Bu da ev ve aile hayatınızda çok önemli düzenlemeler yapmanız gerektiğini tabii ki işaret ediyor. Bu dönemde eviniz için tadilat yapabilirsiniz. Eski böyle eşyalarınız varsa onları yenileriyle değiştirebilirsiniz. Veya evinizin böyle dekorasyonunda köklü değişikliklere de gidebilirsiniz sevgili oğlaklar. Ancak tabii ki Merkür teknik ve teknolojik aletleri yönettiği için bu dönem bunlarla ilgili lütfen önlemlerinizi alın. Evde sık sık kullanılan bir elektronik cihazın belki bakımını yaptırmak veya bozulan bir aleti tamir ettirmek olası daha büyük sorunların önüne geçebilir sevgili oğlaklar. Bu konuyu lütfen atlamayın. Sonuç olarak bu ay tutulması ve Merkür retrosu dönemi kariyerinizde yeni başarılara imza atacağınız demek. Maddi kazançlarınızı arttırmak, sosyal ve özel hayatınızda önemli adımlar atmak için şahane fırsatlar sunuluyor size. İletişim konularında, ev içinde yapılacak değişikliklerde son derece dikkatli olun. Bu dönemin getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye lütfen gayret edin. Yeni başlangıçlar için enerjinizi en iyi şekilde kullanın ama adımlarınızı retro sürecinden sonra atın ve geleceğinizi şekillendirmek için harekete geçmek için strateji planlarınızı uygulayın sevgili oğlaklar. Umarım bu hafta gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum.